Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Tekirdağ'dan seslenmekteyiz. Öz Edirne Tava Ciğeri ve Köfte Salonu'nun konuğu olduk ve yanımızda işletme sahibi Ömür Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Ömür Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk öncelikle. Efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Ömür Bey, bu özel ve güzel lezzetlerden bahsetmeden önce ekranları başındaki izleyicilerimize sizi yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ömür Bey kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti? 1977'ne doğumluyum. Devlet memurluğundan sonra emekli oldum. Evet. Yaklaşık 14-15 aydır da bu işte uğraşıyoruz. İnsanlara her şeyin en güzelini, en kalitelisini, en lezzetlisini, en organini vermeye çalışıyoruz. Evet. İnşallah bunu da başarılı oluruz. Şu ana kadar olumlu tepkiler alıyoruz sürekli. Bunu da devam ettirme niyetindeyiz. Evet. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz daha açalım. Gelen talepler doğrultusunda meşhur Edirne Tava Ciğeri'nin dışında sunmuş olduğunuz hizmetler, lezzetler nelerdir? Evet. Biraz söz eder misiniz? Bizim önceliğimiz Edirne Tava Ciğeri. Bu Trakya bölgesinin, biraz Edirne'nin yöresel bir lezzeti. Evet. Onun yanında kuru biberimiz var. O da Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde yetişiyor. Hı hı. Onun yanında acı sosumuz var. O da Karaağaç Mahallesi'nden getiriyoruz. Bunu geleneksel yöntemlerle yaptırıyoruz biz. Hiçbir katkısı yok. Her şeyin geleneksel olmasına dikkat ediyoruz. Pişirilen yağına kadar. Evet, evet, o da, evet. Has. Biz ciğerimizi sabah mezbahadan kesim olduktan sonra gidiyoruz. Özellikle yerli olmasına dikkat ediyoruz. Dana ciğeri alıyoruz. Kesinlikle inek almıyoruz. Dondurulmuş ciğer almıyoruz. Bunu seçip aldıktan sonra getiriyoruz. Ustamız onun zarını, çok meşakkatli bir işi var. Zarını, damarını, sinirini ayıklıyor. Ondan sonra belli aşamalardan sonra pişmeye hazır oluyor, yani müşterilerimize sunmaya hazırlıyoruz yani. Evet. Şimdi meşhur Edirne Tava Ciğeri'nin yanında Tekirdağ köftesi olsun. Evet. Burada izleyicilerimize görüyorlar tereyağında süzme mercimek, yapılmış süzme mercimek. Tereyağımız da bizim köyden getiriyoruz. Biz köyde yaptırıyoruz. Ayranımız öyle köy yoğurdudur. Yoğurdumuz öyle köy yoğurdudur. Cacık ayran öyle. Bunlara çok dikkat ediyoruz yani. Domatesi, biberi olsun, günlük evet, taze, onlar da köyden, onlar da köyden alıyoruz, evet. Köyümüzden alıyoruz, evet. Yani burada tamamıyla Trakya bölgesine has, öyle, özel evet. olarak. Un da Trakya, bunun piştiği yağ da Trakya, her şey Trakya yani. Her şey Trakya'dan. Evet, evet. Şimdi efendim, oldukça güzel ve o kadar da hassas bir sektörde hizmet veriyorsunuz. Evet. Gıda sektörü nihayetinde yapılabilecek en ufak hatalar çok büyük olumsuz sonuçlara sebebi. Evet. Gösterebilir. Bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Evet. Dikkat etmek olduğunuz unsurlar nelerdir? Öncelikle biz temizliğe dikkat ediyoruz. Birinci önceliğimiz temizlik ve kalite. Tazelik. En çok dikkat ettiklerimiz bunlardır yani. Evet. Evet. Efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Evet. Elbette bölgede Edirne Tava Ciğeri'ni ya da Tekirdağ Köftesi'ni veren, sunan birçok restoran, birçok işletme varken neden özellikle insanlar sizi tercih ediyor? Biz Edirne ciğerinde bilhassa çok iddialıyız. Bizim kalitemizde burada olmadığını inanıyoruz. Ve insanlar da bunu takdir ediyor zaten. Bir açık gördük biz de bu konuda Edirne'de. Edirne ciğerinin burada yeterince kaliteli olmadığını. Gerçek anlamda. Gerçek Edirne anlamda ciğeri yapılmadığını. O yüzden bu işe kalkıştık. İnşallah başarılı olacağız yani. İnşallah efendim. Şimdi efendim halihazırda burada ortağınız Recai Bey ile birlikte işletme sahibi olarak hizmet veriyorsunuz. Ve bu kısa süre içerisinde işletme henüz 1,5 yılını tamamlamış değil. Ancak bu kaliteli hizmetinizde sektörün en iyilerinden biri diyebiliriz sizin için. Sağ olun. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir Ömür Bey? Biz bu kalitemizi devam ettirmekte niyetliyiz. İnsanlar da bunu takdir ediyor zaten müşterilerimizde. Çok bir şey beklentimiz yok. İnsanlara hizmet verebilmek. Tabii bunun karşılığı alabilmek. Muhakkak. Başka sonuçta bir ticarethane burası da bir şekilde dönmesi gerekiyor. Çok büyük şeylerde de gözümüz yok. Hem oyalanıyoruz burada. Bizim burada çalışanlar da yabancı değil. Herkes aileden. Tabii aile işletmesi. O yüzden
Onlara dikkat ediyoruz yani. Yani kısaca toparlarsak siz bu hizmet ve ürün kalitesinden ödün vermeden bunu devam ettirebilmek, evet, gelen insanlara hatta daha da üst çıtayı yükselterek daha iyi yani lezzetler, daha, evet, iyi hizmet sunabilmek, evet, için elinizden gelen bütün mücadeleyi yapmış oluyorsunuz diyebiliriz. Evet. Son olarak Ömür Bey, ekranları başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz, evet, tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Hepsini dükkanımıza bekleriz. Bu lezzetlerin tatmalarını isteriz. Buyursunlar, gelsinler. Herkese selamlar. Evet. Bizde yolu Tekirdağ düşen herkesi, evet, gerçekten öz yedirine, evet, tava, evet, ciğeri yemek isteyen herkesi ya da Tekirdağ köftesi yemeği isteyen herkesi bize davet etmiş olalım. Evet, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarınızın da devamını diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz TUMOZ ile devam edecek. Sizlere Tekirdağ'dan ve sektörün en iyisi Öz Edirne Tava Ciğeri ve Köfte Salonu'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.